Osmo Pound. Burada her şey sadece ve sadece 6 TL. Kaliteli ürünler çok ama çok uygun fiyata. Cosmo Pound'da A'dan Z'ye her şeyi bulabilirsiniz. Doğum günü partileriniz için gereken tüm malzemeler, çocuklarınız için oyuncaklar, okul malzemeleri, eviniz için aksesuar, temizlik malzemeleri, şampuanlar, bahçe araç gereçleri ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz birçok ürün Cosmo Pound'da. Cosmo Pound, Belediye Bulvarı, Yenikent Plaza, Yenikent Gönyeli. Telefon numarası 0548 841 0606. Herkese merhabalar. 2017-2018 yeni sezonumuzdan yavaş yavaş başlıyoruz. Havalar sıcaktır dedik. Sokaklara çıkamayık, yanar kavrularık dedik. Ama tabii ki sizden ayrı, daha fazla ayrı kalmak istemediğimiz için programımıza tabii ki başlıyoruz. Biz çok mutluyuk Faruk'la size buluştuğumuz için, köylerimize buluştuğumuz için. İnşallah böyle güzel programlar bu sezonda da sağlıkla, mutlulukla başlar, devam eder diyelim. Şimdi tabii ki sponsorlarım var. Sponsorlarıma teşekkür edeyim gene yeni sezonumda. Gene benimle birlikte diller. Tabii ki Helvasan. Helvasan'a sonsuz teşekkür edelim. Çünkü gerçekten yıllardır benim sponsorum. Tabii ki siz de alıştınız. Beni gören herkes helvacık yok mu abim ya da ablam derler. Tabii ki var. Bu sene de Helvasan'ın helvalarını sorumuzu bilene verecek inşallah. Bunun dışında kim var? Yeni sponsorum var. Cosmo Pound. Nedir bu? Her şey 6 TL, inanılmaz uygun fiyata ama kaliteli ürünler var. Onların da hediye çekini bu sezon size dağıtacağız. Hediye çeklerini, o hediye çeklerinden gidip Cosmo Pound'dan hediyelerinizi alacaksınız. Ama bu hafta değil, artık önümüzdeki haftalarda dağıtmaya başlayacak. Yeni yeni başladık daha programımıza. Biz de alışalım, siz de bize alışın. Daha sonraları Cosmo Pound'un da biletlerini tabii ki o benim ana sponsorumdur. Hediye biletlerini sizlere dağıtacak. Bunun dışında Önder Alışveriş Merkezi. Önder Alışveriş Merkezi benim bilirsiniz kıyafet sponsorumdur. Ki bu sene daha da zorlanacak. Giderek şişmanlayacağım herhalde. Hemen size mutlu bir haber vermek isterim elbette ki. Bilirsiniz evlendik artık. Evlenince ne olur? Tabii ki çoluk çocuğa karışılır. Biz de kısmet ise tabii ki bebecik bekleriz. Dolayısıyla ekranlarda hani böyle şişmeye başladığım an artık anlarsınız. Devrile devrile yürüdüğüm an. İşte bunun için Önder Alışveriş Merkezi kıyafet sponsorum oldu. Çok da teşekkür ederim kendilerine her zaman bana destek oldukları için. Bol bol sponsorlarımız olacak şimdilik bunlar. Ama tabii ki programımızda bol bol sponsorlarımız inşallah olacaktır. Şimdi yavaş yavaş programımıza başlayalım. Bu sene konseptte küçük bir değişiklik yaptık. Faruk tabii ki Faruk'a bir alkış. Faruk da bizimle birlikte. Faruk artık bekar değil kızlar. Üzgünüm. Faruk artık nişanlandı. Kısmet ise 2018 yazında da gelinini verecek inşallah. Evlenecek inşallah. Düğünden kareler sizlere mutlaka aktaracak. Şimdi bir küçük dedik ki bir küçük farklılık yarattık. Şimdi siz de bilirsiniz her hafta programda bir soru sorardı, Kıbrıs sorusu. Hani işte Kıbrıslılar ne bileyim ben işte kovaya ne söyler? Lenger kime sorarsak herkes aynı soruyu herkese aynı soruyu sorardık. Şimdi bu dönemde farklı yaptık. Bu dönemde dedik bir sakullicik hazırladık. İçinde bir sürü sorularımız var. Herkes kendi sorusunu kendi belirleyecek. Herkes çekecek kağıdını, bana verecek. Ben de kendine o soruyu soracağım. Bakalım bilecekler mi? Daha eğlenceli olacak diye düşündük. Hem siz eğlenirsiniz hem biz eğlenecek. Dolayısıyla herkes kendi sorusunu kendi belirleyecek arkadaşlar. Şimdi biz neredeyiz? Tabii ki herkes bu otobüsü bilir mutlaka. Gelini damadı herkes fotoğraf çeker. Esentepe'nin tam girişindeyiz. Denizimiz muhteşem. Herkes daha denize girer bu arada. Ben birazcık üşürüm ama gerçekten mesela arka tarafta ablalar bayağı bildiğin mece bece yapar. Yani yıkanırlar.
görünmez. Tamam. Yani denizimiz harika. Gerçekten muhteşem bir denizi var Esentepe'nin. Biraz böyle gayalık mayalık falandır ama deniz ayakkabısı potini giyerseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Biz Esentepe'deyik. Sorumuzu herkes Sakkulli'den kendi seçecek. Hadi bakalım helvalarımızı dağıtmaya ve cadde programına hazır mısınız? Biz hazırız. Hadi bakalım ilk bölümümüz Esentepe'de başlıyor. Geldiniz. Ben de hoş buldum. Şimdi Esentepe'ye girerken tabii ki yol onarımı var. Geriye dönecek ama normalde Esentepe'ye girerken bu sevgili yakışıklı arkadaşımla karşılaşacaksınız. Kendi darı satar zannedersem. Değil mi? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz? Hiç kibar değilsin. Hiç bir ayağa kalk, bir boy pos göster insanlara. Kalkalım. Nasılsın? İyiyim, siz? Nedir ismin? Soner. Soner, sen nerelisin? Evet, buralı. Esentepe'lisin. Evet, buralı. Darı satan, başka ne satan? Ne var burada? Dur bakalım. Bu deniz börülcesi. Öyle mi Soner? Evet. Evet, bildim, kazandım. Bu bizim bildiğimiz gabbar turşusu. Evet. Değil mi? Bu da gabbarın... Sen toplamaları... Evet, kuzen yapıyor bunları. Yeğenin yapalım. Bunuzu toplaması bir dert. Ay. Evet. Darıyı da mahvettim. Sakarlık var. Yani bunun toplaması bir dert. Ayıklaması bir dert, turşusu tabii. Bir dert. Evet. Değil. Satışı bir dert. Var mı yine? Burada çok turist var ama. Evet, çok. Var mı? Bu bölgeden çok, yani Girne'den bu tarafa en çok bu bölgede var. Ama sizin köyde de kalan çok var. Evet. Villacılardan falan bayağı aldılar yani. Evet. Burada tatil köycükleri var falan var. Tabii ki. Bak senin köyünü karış karış bilirim ha. Evet. Yabancısı değilsiniz. Aynen öyle. Şimdi sen başka darı satan. Evet. Mesela turistler gelir alır mı turşu falan? Tabii ki. Almazsan alma be. Almazsan alma. Sürekli zaten 28 senedir buradayım. Yani alırlar. Evet. Sorarlar mı sana what is this? Yok zaten şey değil, yabancısı değil. Bizim restoran da öyle yukarıda, ondan dolayı alışkındı bunlara. Ha. Yani bu tur gerçekten bakmayın yani özellikle bu gabbar öyle bir tikenlidir ki yani toplaması bir dert, koyması bir de böyle ben mesela çok yumuşak olsun sevmem böyle acayip bir şey olur. Yani yapan güzel yapar zeytinyağı da. Denemek ister misin? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi mesela gel gösterelim sevgili izleyicilerimize. Şimdi mesela sen kaynanmış darı yapan, kebap darı yapan. Kebap. Şimdilik yani, sonra ilerleyen zamanlarda. Ha yapman kebabını. Şimdi yapmıyoruz. Ha. Bir tek böyle ve böyle. Ha. Ama bir zamanı geçiyor galiba darının. Yoksa daha devam mı? Yok var daha. Var daha ha. Niçin daha sonra dedin? Çünkü o yumuşaklığı kaçtığı zaman darısından. Şimdi biraz daha ben yeni başladım bu işe yani kuzenle. O daha önceden başladı. Ben daha yeni başladığım için daha beceremiyorum onu. Tamam. Olur mu be Soner, yapan sen bu işi tamamsın. Yapacak ya. Bekarsın? Evet. Yaşasın. Bekarlık sultanlık bak. Bu ya, arkada... Ben şöyle düşünmüyorum. Sen duyurulur. Mesela sana sorsam, desem ki Soner, bana herkesin hayal ettiği birileri vardır mesela. İşte ne bileyim gözü, kaşı böyle olsun. Mesela sana sorsam, hayal ettiğin eş nasıl olur? Mesela nasıl birini hayal eden? Eş. Nasıl birini isten? Bak ya. Şimdi... Sarışın uzun boylu dedi, kendi gitti esmer, kızıl saçlı bir eş buldu kendine. Güvenilir olsun, ne bileyim. Tipiz, şimdi geç bana ruhlar alemini. Vallahi açık konuşalım mı? He? Dost meclisi bura. Senin kaporta biraz çürük arkadaş. Ben sana söyleyeyim, senin perte çıkmış. Vuruk, ezik, çarık çürük. Yedi emine bırakılacak moddasın sen yani. He, ruh güzelliğin iyidir, orayı bilemem. Gel gelelim, ruhlar aleminde de yaşamıyoruz. O yüzden dış güzelliğine de biraz önem veririm yani ben kadında. Nasıl, ben öyleyim ya. Kendi hiç güzelim öyle. Ha yani çirkin olsun. Çirkin de olmasın ya. Ne güzel olsun, ne çirkin olsun, ortası olsun. Ha ama en önemli özelliği mesela... Bunlara da dert değil. Evet, herhalde yani. Sana göre olsun ya.
Tabii mesela ki. Uzun boylu olsun mu, ne bileyim saçı uzun. Bazı erkek var mesela, benim kocam hakikaten hani çok uzun saçlıyı sevmez. Ben daha hayatta saçımı dokundurtmam, kesmem yani. O da der, hadi be canım gelin git omuzunda kes o saçlarını, ama kesmem mesela. Senin var mı böyle takıntıların, işte uzun saçlı olsun, kısa saçlı? Yok, kesinlikle. Nefes alsın yeter. Son erim tek bir şey var, nefes alsın. Kaç yaşındasın Sone? 28. Ağırdan. Hiç kız arkadaşın mı yok? Tabii ki var. Ne konuşturdun be beni burada? Ha var yani kız arkadaş. Tabii ki. Hadi. Ne duruyorsun? Beklemedeyim şimdi. Kaç zamandır birliktesin? 3. 3 sene? Hadi. Biraz farklıdır şimdi. Ha tamam, konular farklı, farklı yerlere girdi. Tamam. Şimdi bak sana bir biz bu yana geçelim çünkü ben boğuluyorum. Gel arkadaşlar. Şimdi sana bir sorum var. Sonra da tabii ki ürünümüz Helvasan. Helvasan'ın helvasından vereceğiz sana. Dur Sakku, sen bunu tut. Sakku, sesin güzelse şarkı söyle bize. Evet, becerememiş aslında. Sesim tamam. Güzel de beceremiyor. Güzel mi? Tabii. Bir şöyle. Tamam. Bir şarkı söyle. Mesela en çok kimi dinlen şarkı? İbrahim Tatlıses? Yok, kesinlikle Türkçe'ye fazla şey dinlemiyorum. İngilizce dinlen. Niçin öyle dedin? Ben Ferdi Tayfur'u çok severim mesela. Ama bütün bu sözler hep duygusal olur. Türkiye'de. Tabii duygusal olacak. Biz, ya, ben yani perdelerimi kaldırdığımda çok duygusal. Öyle görüntüme bakmayın yani. Bak şimdi bunun için de bazı sorular. Soru değil aslında. Kıbrıs Messenger'dan habire gelir. Ben Kıbrıs kelimesi sorarım, tamam? Tamam. Kültürümüz gel böyle böyle zehirleneceğiz. Sen de buradan bir kağıt çekeceksin. Tamam. Mesela örnek veriyorum. Biz Kıbrıs'ta işte Kova'ya ne söylerik? Lenger söylerik değil mi? Bu tarz sorular. Şimdi bundan bir tane çekeceksin. Ben okuyacağım. Sana soracağım. Bilirsen helvamızdan kazanacak. Herhalde mesela vereceğim yani helvayı. Bilmeye çalış. Seçtin? Açma. Tamam. Kapattık ağzını şeyi. Hemen. Soruyorum. Bak mesela bir şeye çabalan bir şeye der sana annen mesela çabala da olacak ama başka bir şey. Bir şey et der sana, ne et der? Biraz zor geldi. Bir daha alabilirim. Bak Jane'a başlar sorunun cevabı, tamam. Mesela bir şeye çabalan olmaz, böyle çabalan olmaz. Annen de derse çabala da olacak ama başka bir şey. Aa, cahdet. Aslında. Biraz zor geldi. Ama hani biz Kıbrıs'a söyledik. Cahdet annem de olacak. Cahdet. Yani çabala demektir bu. Evet. Ama bu güzel muhabbetin için sağ Helvasan'ın helvacığından. Evet. Afiyet bal şeker olsun. Bir şarkı söylemedin bana. Şarkıyı beceremem ya. Zorlamayın onu sen. Bu saçlar başlar. Süper ya. Gelsin işte, batırmayalım onları. Karizma yerinde olsun. Evet. Tamam. Bir el sayılayalım Genç TV'ye. Ve Söntepe programımız devam etsin. Evet, Esentepe köyüne geldik. Ben sorular. Merhabalar. Nasılsınız amcacığım? İyi mi? Ya bomba gibiyim. Yaşa, merhaba, nasılsınız? Sağ ol. İyi misin? Nereden tanın? Ha? Bu abi de beni tanıması lazım. Maşallah kilo da almış. Aa, Faruk seni tanırmış abi. Nereden acaba? Vallahi hastaneden. Hastaneden olacak. 2012 cerrahi bölümü. Evet. Yanında yatan askeridim ben. Evet. Yemin ederim kader anı. Neler neler işte. Kıbrıs küçük. Evet tabii. Yalnız Kıbrıs mı küçük? Dünya küçük. Tamam. Ama Kıbrıs bir ondan daha küçük. Nokta. Bas bir kaka. Yağmur indi. Ahmak ıslatandır bu ama ben ıslandım yani ha. Ne açan da. Şimdi. Bak. Su endi, bak parmak parmak. Söylemek istemiyorum. Kedinin şeyini biliyorsun. Söylemiyorum. Söylemiyorum. Yok bak. Tamam nedir ya o? Yağmurdur bu. Dur ama hadi. Ama ilk yağmur. Allah'ım çok şükür Allah'ım. Gök gürlesin. Bu tehlikelidir size. Hep zehirdir bu. Yok da. Ne için? Santral. Santralın zehri hep havada sılı durur. Şimdi bu ilk damlalarla yürü geçelim içeri. Yürü hadi girelim ya, pelem var. Hadi yürü aman. Ahmak ıslatandır. Faruk sen ıslanacaksın, ben ıslanmayacağım.
Aslı'cığım acaba Topak biraz... Ha, isim ne? Tanışalım. Bayram Coşkuner. Bayram abi. Namı diğer Bayram Hoca. Evet. Bayram Hoca dediğinde daha iyi bir... Tanırlar seni, Esentepe'lisin. Esentepe tabii. Bayram Hoca dediğiniz mi, abimi bulursunuz ona göre. Bazı arkadaşlar diyor bana Bayram Hoca eşittir Esentepe. Ay çok güzel bir şey. Demek ki köyüne baya baya insanına... Helal olsun, helal olsun. Bir şey bıraktıysak ne mutlu bize. Hayattaki en güzel şey insanlıktır. Yardımlıktır değil mi? Yardımsever olmak. Kesinlikle, kesinlikle. Abi esas Esentepe'lisin yoksa? Göçmen geldik. Göçmen, nereden geldin? Baftan. Baftan buraya geldin. Genelde Esentepe'ye Karadeniz bölgesinden de gelirler ya. Onun için. Karadeniz. Sen abi? Bunlar. Tabii, tabii. Trabzonlusun? Evet. Biz yeni geldik oralardan Faruk'la. Evet. Neredeydin? Tam da fındık zamanı gittik. Yemyeşil idi, çok da güzel idi. Biz Bafra'ya gittik, Trabzon'a, Rize'ye gittik. Sonra nereye gittik? Kızılırmak Deltası'na gittik, Sinop'a gittik. Yaylalara gittik. Ayder Yaylası'na gittik. Gittik gezdik yani bayağı oraları. Çok da güzel, hayran kaldık yani. Çok güzel. Hayran kalınacak yerdir. Çok güzeldir. Baf'ın Kavaklı Köyü'nden geldim. Ayorgi. Ayorgi'den. Kavaklı Köyü. Çoğunluklu arkadaşlar burada Esentepe'den, Cihaz'dan, Ceyhan, Marona. Burada bir Marona'lı arkadaşımız vardı. Tam söyledik ki sen geldin abi. Evet, Uluçam. Uluçam köyünden. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gel abone olduk. 74'ten beri buralarda kızım. Bir aile gibi. Bir aile. Ha, güneyden gelenler, kuzeyden gelenler. Ne güzel. Burada hiç Türk yoktu tabii. Ha. Saf Rum yerleşim yeriydi. 74'ten sonra canından başından burayı çok güzel bir köy haline getirdiniz. Bu sizin engin hoşgörünüz ve değerlendirdiniz. Çok güzel oldu Esentepe gerçekten. Evet, evet. Şey de gördüm abi burada yani gerçekten büyük bir turist olduğunu, turistlerin kaldığını, denizden midir, nereden midir? Bak, buralarda gördüğünüz gibi her yerde olduğu gibi evet. Kuzey Kıbrıs'ın korkunç bir yapılaşma var. Korkunç, evet, korkunç. Plansız, programsız, hele o 2003'ten sonra o furyanın içerisinde çok şeyleri mahvettik. Birçok yere de müteahhit değildi, taşeronudu, bilmem neydi. Döktüler betonları kaldı tarlaların içerisinde, karkaslar bilmem neler. Bitirmedi de, kim yaptığı da belli değil. Aracıyı da kör ettiler. Böyle görünüyor yani bunlar çirkin bir şey. Ha ne oldu? Bu arada Avrupalılar tabii ki bir ev satarak memleketlerinde burada 4 tane villa dediğimiz yüzme havuzlu ev aldılar. 3 yatak odalı, 4 yatak odalı. Dolayısıyla ballı börekli. Çok var. Bize iyi geldi bize. Ha? Nasıl? İyi geldi bize. Şimdi bunlar... İyi geldi. Çünkü bak burada kebapçı bundan yararlanır. Gaveci yararlanır. Ne bileyim satıcısı yararlanır yani o ve bu şekilde değil mi? Sucusu elektrik. Doğrudur ama bir de bu insanlara sormak lazım. Neyi? Sorun bakalım memnun mudurlar? O kadarını bilemem. Neyse. Kütmek için elimizden ne gelirse yaptık. Yolunacak gaz gördük. Dediğim gibi plansız programsız yapıldı. Netice itibariyle yani... Çok... Sıkıntılar her yerde olduğu gibi burada da var. Neyse eleştirme kolaydır tabii. Evet. Bir şey sorayım. Şimdi Esentepe'nin Zerdalisi meşhurdur derler. Öyle midir? İdi. Yok kalmadı. Hemen hemen öyle. Yani. Kalmadı Zerdali. Hemen. Zerdali Festivali falan da yapılır burada. Biliyoruz evet. Temelini ben attım onu söyleyeyim. Temelini sen attın. Temelini o festivalin ben attım arkadaşlar biliyor. Ne güzel. Tamam. Tabii geldiğimiz günden onun rüyasını görürdük. En nihayet tabii son 9'uncuyu yaptık yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl katılım güzel miydi? Vallahi benimsendi artık geliyor çok insanlar güzel. Tabii bu festivallere panayırlar. Bol bol ağaç ekin Zerdali ağaç ekin. Yaşasın bu meyve bu köyün adı. Biz peki, yani yaşatıyoruz yaşadın yaşadın. Yaşa. Burada kuşçuklar var parkta bakılır çok da güzel. Evet. Her gelip burada ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar tam meydanda çok güzel kuşlar da var. Hayvansever olması da bu köyün tabii ki güzel. Şimdi soru soracağım ama Kıbrıs kelimecikleri sorarım bilirsiniz. Yani şey olayına girmeyelim. Yani işte Rumcadır bilmem ya biz
Kıbrıs'ta ne kullanırsak o. Day aşağı. Politika yapmıyoruz. Helvacık, aynen. Gerçekleri tık tık tık. Hadi bakalım. Evet. Üç abime de soruyorum Faruk. Gariban Faruk, ne oldun Faruk? Yüzü düşmedi şimdi Faruk'un. Ne oldun Faruk, tamamsın? Yoruldun. Hadi ama bak senin şeyin kısmetin gidi galiba ama dur. En güzel şey kelime yattın dışarı. Hadi abicim seç bir tane bana ver. Seç. Tamam. Bir tane ver bana. Evet. Soruyorum. Çok iyi bileceğine eminim. Şimdi çobanlar. Böyle bir çantacık vardır şu yemeklerini koyarlar, deriden yaparlar. Ne derler ona? Yöresel kelimeler var. Biz de darcık derdik. Bazı yerde darcık derler. Ha, tamam. Başka kelimeler de kullanılanlar var. Başka var mı? Ben darcık diyebilirim mesela. Var mı başka böyle deriden yapılır? Şimdi ben bu iki kelimeyi biliyorum. Hadi ver helva sana helvacından Faruk'um. Allah tam da yağmurcuk da emdi. Eyya. Her yerde satılır helvasan. Eminim yemişindir daha önce. Böyle keseler kağıtçıkta mis. Biz bunun hastasıyız.